Efendim, Tuğçe Işınsu, spiritüel yaşam danışmanı burada tüm güzelliğiyle, temiz yüzüyle. Hoş geldin Tuğçe'ciğim. Teşekkürler, hoş görüşemiyoruz. Bulduk. Şimdi yeni bir kitabım var, Melekler ve Dünyanın Kurtuluşu. Melek deyince aklımıza hani değişik inançlar, ayinler, Allah'ım ne oluyor, garip bir şey mi bu, hani batıl mı? Evet. Nedir bu meleklerle kurtuluş filan gibi şeyler geliyor. Halbuki biz çocukken işte sağında iyi melek vardır, evet, solunda kötü melek vardır, sen iyinin sözünü dinle falan. Meleklere inandırıldık, evet, ve inanırız. Melek her kültürde var, her dinde var. Senin bu melek terapin hakikaten böyle pagan bir şey mi? Yok, pagan kültürle hiç ilgisi yok. Aslında melek terapisi dediğimiz konu 90'lı yıllarda Amerika'da ilk olarak popüler oluyor. Melek terapisi, danışmanlık koştuk da deniyor. Bazen terapi kelimesine takılan uzmanlar oluyor. O öyle meşhur oldu diye öyle diyoruz. Yoksa biz kendimizi terapist ilan etmiş de değiliz. Onu da açıklayayım. Melek terapisi denilen bu sistem, bu çalışma gerçekten meleklerle irtibat boyutunu içerdiği gibi bir takım enerji çalışmalarını da içeriyor. Bunun içinde arınma çalışmaları var, şifalandırma var, regresyon, geçmişe gitme, şifa ile ilgili başka boyutları var. İlk önce teorik bilgiler veriliyor. Yani melek nedir? Kutsal kitaplardaki yeri, meleklerle ilgili yapılmış olan bütün araştırmaları biz gelen kişilere aktarıyoruz. Önce bir anlasın meleğin ne olduğunu. Melek Allah'ın elçisi, mesaj vereni anlamındadır. Baş melekler var, koruyucu melekler var. Sayıları aslında tam olarak bilinmiyor. Ama bir kişiyi koruyan, kişisel koruyucu meleği dışında başka melekler de var. Baş melekler ve koruyucu meleklerle çalışabiliyoruz hakikaten. Ve yeni çağda zaten melekler çok daha fazla hayatımıza yer kaplayacak. Önümüzdeki yıldan itibaren bunları hissediyor şimdi olacağız. Bizim kutsal kitabımızda yazan, tabii, Azrail'imiz, Cebrail'imiz, evet, Mikail'imiz. Yani melekler var zaten. İnandığımız, evet, ve kitabımızda yazan. Bunun haricinde sizin bahsettiğiniz melekler farklı mı? Bu enerjisini hissettim. Hani iyilik meleği, kötülük meleği, hani bizi sıkıntılardan uzaklaştıracak olanlar, hepsinin yardımımıza çağıracağımız. Var. Evet, bunlar hangi melekler? Rafael, yani İsrafil şifa meleğidir. Baş melek Mikail zor konuları çözerken bize yardımcı olur. Ayrıca herkesin bir kişisel koruyucu meleği zaten var. Onunla nasıl tanışabilirsiniz? İrtibat nasıl mümkün olur? Bunlarla ilgili çalışmalar herkesin yapıyoruz. Herkesin kişisel meleği deyince mesela ben burada şaşırıyorum. Çünkü o yeryüzünde 1 milyar insan var. Yani kaç milyar? 2 milyar insan var. Zaten meleklerin sayısı bilinmiyor. Bir de hep şunu soruyorlar. Şimdi baş melek konusu tabii insanlara çok iddialı geliyor. Mesela baş melek Mikail'le bugün çalışmak istersem onu çok daha büyük bir işten alıkoymuş olmuyor muyum? Onun bir melek birkaç kişiye yetiyor, evet, diyorsun. Onun savaşları 8 milyardı değil mi çocuklar dünya nüfusu? Ben oraya takıldım. Ya 8 milyar melek var anlamına gelmiyor. Hayır, mesela bu. Şöyle söyleyeyim. 8 milyar insan varsa şu anda dünyada baş melek Mikail istediği takdirde hepsiyle aynı anda çalışabilir. Anladım. Yani baş meleklerin insan gibi değil, güçleri çok çok büyük ve Allah'a en yakın enerjiler olduğu için kişiye ne katacak bu çalışma? En önemli konu da o. Aynen öyle. Saflaşma. Bir de buna inanmak çok önemli. Çok inanmanız lazım. Bir de inanç konusunda aslında ben çok da hani sorgulanmaya açık bulmuyorum. 3 kutsal kitapta ve bütün kaynaklarda meleklerden zaten bahsediliyor. Zaten inandığınız takdirde bütün enerji çalışmaları sonuç verir. Buradaki konu arınma, Allah'a tabii ki yakın olma. Onun dışında başka insanlar için ne yapabilirim duygusunun kişiye yerleşmesi, daha iyi bir insan olma. Meleklerden mesajlar her gün geliyor herkese. Ama biz çok fazla hani faturamı nasıl ödeyeceğim veya ilişkimi daha iyi nasıl yapacağım veya daha zengin nasıl olabilirim? Bunlara takık olduğumuz için, doğru, materyal dünyaya odaklandığımız için melek mesajlarını kaçırıyoruz. Oysa ki geliyor, sayılarla geliyor, ışık çakmalarıyla geliyor, tesadüflerle. Mesela benim hayatım boyunca kayıt olduğum her yer, kartlarım, onun dışında sahip olduğum bir şeylerle ilgili satın alınan günler veya bir araba geçtiğinde önümden 28 sayısına plakasında bir yer varsa benim 28'dir mesela melek sayım. Mesela onu nasıl kullanıyorsun? 28 senin uğurlu sayın. Milli piyango bileti alırken mi kullanıyorsun? Dua eden, yani o sayı nasıl verimli hale dönüşüyor? Mesela saate baktım diyelim ki 14.28. Mutlaka akabinde ilginç bir melek mesajı geliyor. Ha. Veya diyelim ki çok sıkışık olduğum, daraldığım bir konu var. Hemen bir mesaj gelsin diye konsantre oluyorum ve enerji boyutuna giriyorum. Önümden 28 plakalı bir araç geçtiğinde tamam, melekler zaten beni duyuyor ve pozitif bir gelişme yaşanacak diyorum. Bunları görebilmeniz lazım. İşaret olarak algılıyorsun ve, evet, ümitleniyorsun. Çoğu kişi şöyle diyor, ya bu algıda seçicilik olamaz mı? Veya ben bunları uyduruyor olamaz mıyım? Kendimi çok motive ettim diye böyle olamaz mı? O egonun yanlış sesi. Çünkü ego bize hep şunu söyler. Hayır, gerçekçi ol, fiziksel dünyaya inan. Biz burada maneviyattan tabii ki bahsediyoruz. Şimdi dünya çok materyalist oldu 80'li yıllardan bu yana. Para çok değerli oldu. İlişkiler fazlaca cinsellik odaklı oldu. İnsanlar bencilleşti. Aynen öyle. Şimdi artık arınma, mutluluk ve sevgi zamanı. 21 Aralık onu mu? 21 Aralık mı kastediyorsun? Yeni çağa geçiyor olacağız. Ve hakikaten yeni çağda zaten şu anda melek terapisi, melek koştuğu dediğimiz konunun dünyada milyonlarca takip
takipçisi var. İnsanlar o kadar artık sevgiye aç ki ve o kadar yalnızlar ki bu konuyla çalışıyorlar. Bir de şunu söylemek istiyorum. Tabii ki tıbbi yöntemleri herkes devam ettirsin, herkes uzmanına danışsın ama meleklerle şifa diye bir konu var. Bugün yeryüzünde hasta olan birçok insan var. Belki hastalığı tıbbi açıdan çaresiz olabilir. Bu kişiler de melek konusuyla şifa buluyorlar, umut buluyorlar. Ve hakikaten bu konuya uyumlandıktan sonra bir uyumlanma süreci var. Hemen olan bir şey değil. Mesela biz seans yaptığımızda 4 kere görüşüyoruz. Seans sonrasında, nasıl bir seans? Seanslar 4 aşamalı. Bir, teorik bilgiler. İkincisi melek enerjisine uyumlanma. Üçüncüsünde kişi bize artık deneyimlerini aktarıyor. Sonuncusunda da baş meleklerle ve koruyucu melekle bir şifa seansımız Kalabalık var. Mı teke tek mi yapılıyor? Hayır, ben teke tek olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sizin enerjinizle benimki bir değildir. Veya daha önceki hayatında hırsızlık yapan birisiyle küçük bir genç kızınki aynı değildir. O yüzden ben grup çalışmalarına değil bireysel çalışmalara inanıyorum. Bu fakirlik yemini ne? Melekler ve fakirlik yemini. Şimdi çünkü ekonomi, insanlar mutluluğu senin de az önce söylediğin gibi ekonomiye bağlamış durumda. Evet. Daha çok param olsa daha iyi bir evliliğim olur. Daha çok param olsa daha mutlu olurum. Daha çok param olsa daha sağlıklı olurum diye hep düşündüğümüz için fakirlik, para kazanma, kazanç, bereket bu konular çok önem taşıyor. Fakirlik yemini ve melekler. Çünkü hep böyle ruhani varlıkları, meleklerin de maddiyatla bu kadar ilgilenmeyeceğini düşünüyorum. İlgilenmiyorlar. Evet, çok doğru söylediniz. O yüzden mesela 20 milyon dolarım olsun gibi bir amaçla melek enerjisini kullanamazsınız. Veya çok pahalı bir çanta, işte 10 bin euro değerinde, ona sahip olmak için baş meleğimden yardım isteyeyim. Bu böyle bir çalışma değil. Bunu sevgi ve farkındalık için yapıyorsunuz. Mümkünse sonrasına bir misyon ediniyorsunuz. Başka insanlara faydalı oluyorsunuz. Yani bu para pulla ilişkili bir konu değil. Fakirlik yemini aslında şuna da anlatıyor. Günümüzde bence çok yanlış olan bir şey. Yaşam koçları, astrologlar, danışmanlar, bazı terapistler, melek koçları çok fazla para alıyor bu çalışmaların karşılığında. Bence çok cüzi bir rakam karşısında yapılıyor olması lazım. Bu anlamda sizin zaten maneviyat adına bunu gerçekleştiriyor olmanız gerekiyor. Fakirlik yemini de onu anlatıyor. Mesela nedir? Dünyada çok büyük serveti olan insanlar şu anda bütün fakirlerle servetlerini sadece %10'unu paylaşsa dünyadaki bütün sorunlar çözülüyor. Biz dünyaya güzel bir yer yapabiliriz ama materyalist hırslarımız yüzünden yapamıyoruz. Melek enerjisi uyumlandıktan sonrasında dünyada görülüyor ki pek çok bu konuda ilerleyen kişi veya ilerlemek isteyen insan zaten fakirlik yemini ediyor. Nedir? Fazla olan eşyalarını başkalarına veriyor. Belki de bankadaki hesabını alıp bir kısmını fakirlere veriyor, engellilere veriyor. Vermeye başlıyor. Vermeye bunu başlıyor. Duyarlarsa insanlar vazgeçer biliyorsun değil mi sana gelmekten? Madem vereceğim ne gideyim Tuğçe'ye? Çünkü bizde bana gelsin zihniyeti var. Ben vereyim yok. Yani insanlar verdikçe mutlu olacağına inanmıyor. Hep aldıkça mutlu olmaya. Ama yanlış. O sizi bireyselleştirir, bencilleştirir. Bir de şunu anlamıyoruz. Mesela ben size kötülük yaptığımda kendime kötülük yapmış oluyorum. Ben birilerinin ekmeğiyle oynadığımda aslında kendi rızkımı kapatıyorum. Öyle midir? Bunları anlamıyoruz. Size ne yaparsam o bana geri benim dönecektir. Benim tanıdığım böyle ekmekle oynayan bazı insanlar var. Ben onların rızkının kapandığını görmek istiyorum gerçekten. Benim de 3 hafta önce başıma geldi. Çok üzüldüm ama o insanın bir süre sonrasında kendisine geri döneceğini biliyor olması lazımdı. Ki öyle bir mi? Profesyonel bilmeyen aslında. Çok tabii. O da bu işlerle ilgileniyor. Ekmeğimle oynadı. Maalesef onun da başına gelecek. Hiç istemem. Kimsenin de kötülüğünü istemem. Çünkü kötülüğünü istersem kendi kötülüğümü istemiş olurum. Ya bunu bize büyüklerimiz öğretir. Bak şimdi herkes Tuğçe Işınsu gibi gidip de işte melek enerjisi kötülük iste kötülük başına gelir değil. Ama büyüklerimiz hep şöyle der. Beddua etme döner sana gelir. Evet çok şöyle doğru. Yapma olur sana. Kötü söz söyleme senin başına gelir. Böyle bir şey var. Böyle bir inanç. Enerji yasası böyle bir bu enerji zaten. Var zaten. Tabii. Peki şunu sormak istiyorum. Beddua etmek. Trafikte küfür etmek atıyorum. Allah kahretsin demek atıyorum. Bunlar dönüp bize gelecek şeyler. Bunları melekler... O anda iptal etmeniz lazım. Heh. İptal ettim. Koruyucu meleğimden şifamı da çağırdım, enerjimi çağırdım, iptal ettim demeniz lazım. Bunu yapabilirsiniz. İnsan tabii ki çok üst bir varlık değil. Bizim zaaflarımız var, korkularımız var, endişelerimiz var. O anda zayıf davranıp o şekilde bir telaffuz olabilir. Ama her söz, yazılan her şey bir enerjidir. Ve hepsi gerçek oluyor. Diyorlar ki olmuyor, meleklerden istedim. Hani bu kadar kolaydı. Senin için doğru olan zamanı Allah ve melekler zaten biliyor. Sen isteyip enerjiyi serbest bırakacaksın. Bir de amacın bakalım başkalarını üzen bir amaç mı? Meleklerden bir şey istiyorsunuz ama başkalarının hayrına değilse, herkesin hayrına değilse istediğiniz şey tabii ki de olmayacaktır. Bir de yeryüzü melekleri var. Ona geçmeden önce sana çok ilginç bir şey söyleyeyim mi? Tabii buyurun. Az önce 28 sayısının öneminden bahsediyordunuz ya. Evet. Hani Tuğçe Hanım dedi ki 28 sayısı benim için çok önemli. Karşıma çıktı çeşitli şekillerde. Ne zaman içim sıkılsa Tanrım bana bir mesaj gönder derim. Pat diye 28 sayısı bir arabanın plakasına bile karşıma çıkar. Bunu anlatırken izleyicim ne mesaj yazmış biliyor musunuz? Tuğçe Hanım bundan bahsederken saat 8:28'di demiş.
Şu anda saat 8:34. Çok doğru. Evet, zaten şu anda meleklerden